Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Trafik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar 2021 yılında çıkan, size de çıkacak olan sınav soruları, çok çok önemli sınav soruları, 50 adet arkadaşlar. Birebir çıkmış sorular, mutlaka soruları değerlendiren, aralarda açıklamalı bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Sorulardan bahsedeceğim. Arkadaşlar her şeyden önce YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram hesabımızdan da takip ederek çıkmış ehliyet sorularını çözelim. 2021'de %100 kazanalım. Sorularımıza başlıyoruz. 2021 yılının 15. deneme sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuzdan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Araçların muayenesini yapmak. B. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. C. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek. D. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağını düzenlemek. Öncelikle arkadaşlar soruları okuyorum. Benden önce mutlaka sizler cevap verin. Evet. Yani soruyu durdurun, cevap verin. Ondan sonra ikinci soruya geçin. Buradaki sorumuzun cevabı araçların muayenelerini yaptırmak Ulaştırma Bakanlığı'nın görevidir arkadaşlar. Cevap Adana seçeneği doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? A. Banket. B. Ana yol. C. Geçiş yolu. D. Bağlantı yolu. Evet. Birbirine bağlanmasını sağlayan diyor. Bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Sorunun içinde cevabı da var. Bağlantı yoludur. Cevap Denizli seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? A. Sürüş öncesi alkol almak. B. Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa. C. Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa. D. Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa. Evet, sürüş esnasında reflekslerin zayıflamış olmasını soruyor. Bakın arkadaşlar, evet, tabii ki alkollü araç kullanmak refleksleri ne yapar arkadaşlar? Zayıflatır. Asla alkollü araç kullanmıyoruz. Adana seçeneğimiz doğrudur. Dördüncü sorumuz. Önemli sorulardan birisi, yine sık sık sınavlarda gelen sorulardan diğeri. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? Bakın 3 nolu aracın önündeki rakamı soruyor bize. 30, 50, 70 ve 90. Azami hız sınırımız değil mi arkadaşlar? Bakın azami hız sınırımız 70'tir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Beşinci soru. 2918 sayılı karayolları trafik kanununda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Sürücü belgesi. B. Araç imalat belgesi. C. Kaza tespit tutanağı. D. Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası. Arkadaşlar burada trafik kanununda motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge sertifika değildir arkadaşlar. Sertifikayla araç sürülmez, bilginiz olsun. Sürücü belgesi, bakın, yetki veren belge, sürücü belgesiyle aracınızı kullanabilirsiniz değil mi? Evet. Adana seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Trafik işaretleri ile ilgili olarak
Aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını masrafı ödemesi. Evet arkadaşlar, burada trafik işaretleriyle ilgili hangisi yanlıştır, yasaktır şeklinde görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi nedir? Yasaktır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Yedinci sorumuz yine bir trafik sorusu. Trafik işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işareti değildir? Bakın arkadaşlar, trafik tanzim işaretleri yuvarlaktır. Trafik tehlike uyarı işaretleri üçgendir. Burada trafik tanzim işaretleri A, C ve D seçeneği yuvarlak olduğu için bakın trafik tanzim işaretidir. B seçeneğindeki ise kontrolsüz kavşak işaretimiz trafik tehlike uyarı işaretidir. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Sekizinci soru çok çok önemli sorulardan birisi. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evet. A. Takip mesafesini artırmalı. B. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. C. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. D. Banketten gitmeli. Evet. Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz gevşek malzemeli zemin D hız azaltılır. Evet, hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Cevabımız nedir arkadaşlar? Takip mesafesini artırmalıdır. Burada Adana seçeneği doğrudur, değil mi? Evet. Hemen 9. sorumuza bakalım. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? 1, 2, 3, 4 verilmiş. Tabi şıklara baktığımızda bakın dikkat edin. Dur levhasının olduğu 2 nolu araç sürücüsü bakın burada durması gerekirken durmamış, kavşağa girmiş 3 numaralı araçla çarpışmış arkadaşlar. Burada 2 nolu aracın yaptığı asli kusurdur. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Evet, her iki yönden taşıt trafiğine kapalı. Evet arkadaşlar, Bursa seçeneği değil mi? Evet, her iki yönden taşıt trafiğine kapalı. Bakın burada Ceyhan seçeneğinde her iki yönden değil, sadece taşıt giremez işaretin olduğu yönden taşıt giremez. Ceyhan seçeneğinde söyleyenler var bu soruya. Burada dikkat edelim. Bursa seçeneği doğrudur. 11. sorumuz sık sık çıkan sorulardan birisi. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Evet, aralıklı yanıp sönen sarı ışık, iki taraftan daralan, sağdan daralan yol ve işareti dur. Arkadaşlar burada aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ve levhasıyla aynı anlamdadır. Ceyhan seçeneğidir. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık da dur levhasıyla aynı anlamdadır. Denizli seçeneğindeki. 12. sorumuz, otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? A. Sürücü belgesi. B. Araç tescil belgesi. C. Araç imalat belgesi. D. TÜVTÜRK muayene raporu. Evet arkadaşlar, muayene zamanını öğrenmek isteyen bir sürücü TÜVTÜRK muayene raporunu kontrol edebilir. Evet, burada Denizli seçeneğimiz doğrudur. 13. sorumuz yine bir polis işareti sorusu.
Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Evet arkadaşlar, trafik polisi kavşakta bekliyor. Trafik polisinin hareketlerine göre burada bakın A şıkkında 1, 1, 2, 1, 3 ve 2, 4 şeklinde verilmiş. Bize sorulan soru hangileri geçmesi doğrudur? Geçenleri soruyor arkadaşlar bize. Geçmesi gerekenleri. Evet. Trafik polisinin hareketlerinde omuz başlarına bakanlar geçer arkadaşlar. Bakın burada 1 numara sağ kol istikametinde, 3 numara sol kol istikametinde bunlar geçecek. Yani 1 ile 3 geçer. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Bu soruda hangileri beklemelidir diye sorulmuş olsaydı arkadaşlar, ön ve arkaya bakanlar 2 ile 4 beklemeliydi cevabımız. Evet, devam ediyoruz. 14. sorumuz. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Sık sık gelen sorulardan birisi yine arkadaşlar. Hangisi doğrudur? 1. 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. Evet, sadece sola dönüş içindir. 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. Evet, ileri yönde seyir içindir. 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir. Hayır arkadaşlar, bakın burada dikkat edin. Sadece sağa dönüş için değildir, ileri ve sağa dönüş içindir. Yani burada 3 nolu yanlıştır. 3'ün olduğu şıkları da eledik arkadaşlar. Cevabımız burada Bursa seçeneği olacak. Evet. 15. soru. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 50, 10, 120, 150, 30, 200 ve 40 şeklinde verilmiş. Arkadaşlar burada yerleşim yerleri içinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında da 150 metreden sinyal vermemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Burada da Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen 16. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır? A. Mesleki yeterlilik belgesi. B. Zorunlu trafik sigorta belgesi. C. Tescil belgesi. D. Sürücü belgesi. Karayollarında yük ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan belgeyi soruyor bize. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar mesleki yeterlilik belgesidir değil mi? Diğer adıyla SRC. Evet, SRC'yi sormuşlar. Arkadaşlar bakın burada SRC mesleki yeterlilik belgesidir. 17. soru. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? A. Ön lastiklerin birine. B. Arka lastiklerin birine. C. Çekici lastiklerin ikisine. D. Çekici olmayan lastiklerin ikisine. Arkadaşlar karlı ve buzlu yollarda aracın çekici lastiklerinin her ikisine de zincir takılması gerekiyor. Ceyhan seçeneği burada doğrudur. 18. sorumuz. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası. Bakın trafik işaret levhası arkadaşlar. Sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Bölünmüş yola girileceğini. B. Tali yol kavşağına yaklaşıldığını. C. İki yönlü yol kesimine yaklaşıldığını. D. İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz iki yönlü yol kesimine yaklaştığımızı bize
bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğrudur. 19. soru, aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir? A. Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılmışsa. B. Periyodik bakım kartının doldurulması. C. Muayenesinin yaptırılmamış olması. C. Kayıt ve tescilinin onaylanması. Evet arkadaşlar, bakın dikkat edin. Trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir. Tabii ki kayıt ve tescilinin onaylanması nedir? Doğrudur. Denizli seçeneğimiz. 20. sorumuza bakalım. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre, bakın şu işareti soruyor bize. Hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4. Bakın burada kamyonlar için geçme yasağı, trafik tanzim işaretlerinden geçme yasağı işaretimiz var. Evet, burada sadece kamyonlar için. Yani kamyon hangi araçtır arkadaşlar? 3 nolu araç değil mi? Kamyon yalnız 3 nolu araçtır. Adana seçeneği doğrudur. 21. sorumuz. Yeni yönetmeliklere göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdakilerden hangisinde verilen araçları kullanabilir? A. Çekici, kamyon, minibüs. B. Otobüs, kamyon, kamyonet. C. İş makinesi, otomobil, minibüs. D. Kamyon, moped, lastik tekerlekli traktör. C sınıfı sürücü belgesiyle arkadaşlar çekici kullanamayız. Tır kullanamayız bakın. Otobüs kullanamayız. İş makinesi kullanamayız. Kamyon kullanırız. Evet. Moped ve lastik tekerlekli traktör kullanırız. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 22. soru, 2'den fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Tali kusur. B. Asli kusur. C. Yol kusuru. D. Kusuru paylaştırma. 2'den fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden. Bakın arkadaşlar, karşı yönden gelen trafiğe. Bakın şurada 1 numara. Karşı yönden de 2 nolu bir araç geldiği zaman 2 nolu aracın bulunduğu şeride geçmek nedir? Asli kusurdur. Burada Bursa seçeneğimiz doğrudur. 23. sorumuz, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir? Evet, tek hat, ilki sağ olmak üzere, devamlı, tehlikeli viraj, düşük banket ve bakın bize sorulan sorunun cevabı gizli buzlanma, Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. 24. soru, hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 1, 2, 3, 4. 3 yaş sonunda hususi otomobillere 2 yılda bir muayene yapılması gerekiyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Ticari araçlara yılda bir, hususi araçlara her 2 yılda bir muayene yaptırmak gerekir. 25. sorumuz, aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki karayollarında azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır? A. Otomobil. B. Otobüs. C. Motosiklet. D. Kamyon. Azami hız sınırı en yüksek olan aracı soruyor burada arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet, tabii ki otomobildir değil mi? Otomobillerin otoyoldaki azami hız sınırı kaçtır arkadaşlar? 120'dir. Evet, en yüksek hız sınırı. 26. soru, aracın sürücüsü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine
Aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A. Trafikten süresiz men. B. Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma. C. Teçhil plakası üzerinden idari para cezası. D. Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine. Tabii ki teçhil plakası üzerinden idari para cezası uygulanıyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yine bir şekil sorumuz. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? A. Tali yol. B. Geçiş yolu. C. Bağlantı yolu. D. Bölünmüş karayolu. Evet arkadaşlar, bakın burada iki devamlı çizgi yolu bölünmüş hale getirmiş. Evet, Denizli seçeneğimiz bölünmüş karayolu sormuşlar. Evet. 28. sorumuz otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 4, 3, 2, 1. Evet, bunlar bildiğiniz gibi ticari değil mi arkadaşlar? Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, çekiciler bir yaş sonunda devamında. Evet, yani ticari olarak geçen araçların muayeneleri her yıl yapılıyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 29. soru, şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 24 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? Evet arkadaşlar, bakın İstanbul'dan Erzurum'a hareket eden bir otobüs 24 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilir? Toplamda 6, 7, 8, 9. Tabii ki 9 saat arkadaşlar. Denizli seçeneği. Devamlı olarak 4,5 saat. Bakın, devamlı 4,5 saat. 45 dakika mola vermesi gerekiyor. Evet. 45 dakikalık süreleri 15'er dakikalık süreyle de dinlenmeyi yapabiliyor. Evet, 30. sorumuza bakalım. Önemli bir soru yine. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Bir nolu araç sürücüsü sağa dönüş yapacaksa öncelikle işaret vermelidir. Değil mi arkadaşlar? Bakın, hızını azaltmalı. Dönüş işaretini vermeli. Dar bir kaviste dönmeli. Sağ şeride girmeli. Burada verilenlerde sırayla hangilerini yapmalıdır sorusunun cevabına bakalım. Öncelikle tabii ki işaret verecek. Daha sonra şeridine geçiyor. Evet, şeridine geçtik. Daha sonra ise hızını azalttı ve devam ediyor. Dar bir kavisle dönmesi gerekir. Evet, hangi şıktadır? Şıklara baktığımızda Ceyhan seçeneğindedir arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğinde doğru verilmiştir. Evet, 31. soru yine önemli bir soru. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüs karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine, trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine, otomobil otobüse, otobüs otomobile. Evet. Hangisi arkadaşlar? Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki dar yolda tabii ki otomobil otobüs karşılaşında otobüs otomobile yol vermelidir. Denizli seçeneğimiz burada doğrudur. 32. soru haritadan gelmiş arkadaşlar. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? Uşak, Sivas, Konya, Trabzon. Bakın, en doğuda Doğu Karadeniz. Evet. Doğu Karadeniz, yani Trabzon sorulmuş. Denizli seçeneğidir. Doğru cevabımız. 33. sorumuz.
Romork veya yarı romorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir? A. Treyler, B. Kamyon, C. Çekici, D. Kurtarıcı. Romork ve yarı romorkları çekmek için imal edilmiş olan yük taşımayan, evet, motorlu araç arkadaşlar hangisidir diyor bakın. Evet. 33. sorumuz. Evet, tabii ki çekicidir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 34. sorumuz. Bakın, trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirilmesini yapan bir ilk yardımcı. 1. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor. 2. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. 3. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? Evet, hangilerinde hatalı davranmıştır diyor arkadaşlar. Evet. Kaza sonrası olay yeri değerlendirme yaparak ilk yardımcı bildiğiniz gibi nedir? Kazazedelere herhangi bir şekilde yiyecek içecek verilmemesi gerekir, değil mi? Evet, bakın burada 3 numarada yanlış bir hareket var. Evet, şekerli içeceklerin verilmesi yanlıştır. Yalnız Ceyhan seçeneği doğrudur. Verilmemesi gerekiyor. 35. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? A. Rastgele hareket ettirilmesi. B. Hava yolu açıklığının sağlanması. C. Kanama varsa hemen durdurulması. D. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi. Evet arkadaşlar, değildir. Bakın, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir. Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılacak. Kanama varsa durdurulması gerekir. Hava yolu açıklığının sağlanması gerekir. Ama rastgele hareket ettirilmesi olmaması gereken hareketlerdendir. Adana seçeneği cevabımız doğrudur. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi. D. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Evet. Çıkık, bakın, kırık, çıkık ve burkulmalarda arkadaşlar yara varsa üzerinin temiz bezle kapatılması doğrudur. Diğerleri yanlıştır. 37. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır? A. Kaburgalarında kırık olanlar. B. Kalça kemiğinde kırık olanlar. C. Açık göğüs yaralanması olanlar. D. Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar. Evet, burada da sakıncalı olanı sormuş bakın. Yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda kalça kemiğinde kırığı olanları nedir arkadaşlar? Yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması nedir? Sakıncalıdır. 38. sorumuz. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Oturuş pozisyonu. B. Baş çene pozisyonu. C. Sırt üstü yatış pozisyonu. D. Yüz üstü yatış pozisyonu. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edelim. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında oturuş pozisyonu vermemiz gerekiyor ve burun kanatlarını 5 dakika süreyle sıkıp bıraktığımız zaman burun kanaması otomatik olarak kesilecektir. 39. sorumuz bir ilk yardım sorusu. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun
hangi sistemini oluşturan yapılardandır? A. Hareket sistemi, B. Sindirim sistemi, C. Dolaşım sistemi, D. Solunum sistemi. Evet, hareket değil mi arkadaşlar? Kemikler, eklemler, kaslarla ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Hareket ettiğimiz sistemin adını sormuş bize. Adana seçeneğidir. Hareket sistemi. 40. sorumuz, verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Yaşam bulguları ve yaralının durumunun değerlendirilmesi. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. 3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi. Evet arkadaşlar, dikkat edin, ilk yardımın uygulamalarındandır. Ne dedik? Kesinlikle hasta yaralılara yiyecek içecek verilmez. Yani burada bakın 2'de yiyecek içecek verilmiş. Demek ki 2'nin olduğu şıklar nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Evet. Sadece Bursa seçeneğimiz kaldı. 1 ile 3 doğrudur. Delici göğüs yaralanmasında yapılması gereken hareketlerdendir. 41. soru, ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış, B. Yarı oturuş, C. Sırt üstü yatış, D. Yüz üstü yatış. Evet arkadaşlar, ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek sırt üstü yatıştır. Ceyhan seçeneği doğrudur. 42. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? Evet, motor sorusu. A. Krank miline yataklık etmek. B. Motordaki yağı soğutmak. C. Subaplara yataklık etmek. D. Akslara yataklık etmek. Silindir kapağının görevini sormuş. Bakın arkadaşlar, burada subaplara yataklık etmektir. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. 43. sorumuz, içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? A. Isı enerjisini, B. Hidrolik enerji, C. Nükleer enerji, D. Elektrik enerjisi. İçten yanmalı motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor arkadaşlar. Adana seçeneğimiz burada doğrudur. 44. sorumuz yine bir motor sorusu. Yandaki şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın, soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şu parçayı soruyor arkadaşlar. Egzoz manifoldu, B. Emme manifoldu, C. Külbüratör kapağı, D. Karter. Evet arkadaşlar, neyi sormuş? Bakın burada bize egzoz manifoldunu sormuş. Adana seçeneğimiz doğru cevap. 45. sorumuz yine bir motor sorusu. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uyulmak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Evet arkadaşlar, derhal durulması gerektiğini daha önceki konularda da anlatmıştık. Ne demiştik? Şarj lambası, yağ lambası ve hararet göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Uygun bir yere çekeceğiz. Bakın burada arkadaşlar, Bursa seçeneğinde hararet göstergesi verilmiş cevap. 46. soru, motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir? A. Marş sistemi, B. Yağlama sistemi, C. Soğutma sistemi, D. Aktarma organları. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tamamı aktarma organlarıdır değil mi arkadaşlar? Evet, burada Denizli seçeneği doğrudur. 47. sorumuz, nokta nokta trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır
gibi değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Beden dili, B. Konuşma uslubu, C. Trafik adabı, D. Trafikte hak ihlali. Evet arkadaşlar, trafik adabıdır. Ceyhan seçeneği burada doğrudur. 48. soru. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Kabalık, B. Hırçınlık, C. Bencillik, D. Sorumluluk. Evet, trafik içindeki davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar, sorumluluk, değil mi? Trafikte temel değerlerden sorumluluğa girer. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, diğer sorumuz, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar? A. Yaşam hakkı, B. Çevre hakkı, C. Kamu yararı, D. Öfke yönetimi. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz bakın burada da yaşam hakkından bahsediyor, değil mi arkadaşlar? Evet, yaşam hakkı olarak bahsetmiş. Nasıl öldüğüne bakın. Yaşam hakkı. Adana seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak ehliyet örnek sınav sorularını çözerek başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ehliyet sorularında buluşmak üzere. Hoşça kalın.